Herkese merhaba arkadaşlar. Kriptosus'un beta sürümüyle karşınızdayız. Twitter'da az önce bir anket yaptım ve çoğu kişinin verilerimizi anlamadığını gördük bu anket karşılığında. Hem platformu tanıtmış olayım hem de verilerin ne işe yaradığını sizlere anlatayım. Biliyorsunuz daha önceki sürümümüzde çok büyük bir karmaşa vardı. O karmaşayı biz bu sürümde sadeleştirerek ve yapay zeka endeksli bir yapı oluşturduk. Yaklaşık olarak bir yıllık bir emeğimiz var. Kademeli olarak 8 tane daha özelliğimiz eklenecek ama şu an beta sürüm olduğu için ve insanları daha fazla bekletmemek adına bu sürümleri çıkarttık. Ben hızlıca sayfalar arasında bir geçiş yapacağım. Ondan sonra hangi verinin ne işe yaradığını sizlere söyleyeceğim. Şimdi biz CryptoSoci beta ikinci versiyonu çıkartırken bizim aklımızdaki plan şuydu. Biliyorsunuz Twitter'da büyük bir kripto kitlesi var. Ancak karmaşa çok fazla var. İşte projelerin tanıtımları vesaire çok büyük bir karışıklık var. Biz de dedik ki kriptonun sosyal medyası olalım. Bunun üzerine bir çalışma yapalım. O yüzden sizi sitemize girdiğiniz zaman iki tane ana sayfa karşılayacak. Birincisi bu ana sayfamız, verileri bastığımız ve size özel olan ana sayfa. İkincisi de sosyal platform alanımız var. Şimdi sosyal platform alanında Twitter benzeri bütün özelliklerimiz var hemen hemen. Burada paylaşımlarımızı yapıyoruz. Beğeniler vesaire, yayınlar. Bunların hepsini buradan görebileceksiniz. Bu sosyal alanımız. Fenomenlerimizi ayrı şekilde takip edebilirsiniz. Tabii ki platformumuza katılacak olan fenomenleri. Bu alanlar herkese açıktır. Öncelikle onu söyleyeyim. Herkes kullanabilir. Kripto varlıklar kısmımız var ki burayı aşırı derecede sadeleştirerek sizlerin anlayabileceği bir şekle getirdik. Hemen hemen bütün borsalardaki coinleri buraya entegre etmeye çalışıyoruz hızlı bir biçimde. Şu an için 780 tane çiftimiz var. Daha da arttıracağız bu sayıyı. Çünkü ciddi bir borsa sayısına ulaştık biz verileri çekmekte. Kripto herhangi bir coin'e girdiğiniz zaman biz BTC üzerinden gidelim. Burada bütün bilgilerini alabilirsiniz, görebilirsiniz. Yapay zeka destekli analizlerimiz var. Bu analizler günlük olarak da çalışıyor bazıları. Bazıları saatlik çalışıyor, bazıları 15 dakikalık çalışıyor. Tabii bunların içinde sizin işinize hızlı trade edenler için yarayacak alanların hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi bu verilerimiz, farklı farklı birçok verimiz var. Fiyat tahmin grafiği günlük olarak çalışır. Şu an için başarı oranı %70'lerde. Daha da arttıracağız. Çünkü planlarımızın içinde bu da var. Verileri gün geçtikçe güncelliyoruz. Farklı borsalardan da artık hızlı biçimde veri çekmeye başlıyoruz. Piyasa ivme grafiğimiz var. Hareketli ortalama. Zaten hareketli ortalamayı genelde herkes kullandığı için biz burada ekrana yansıttık. Bizim için önemli olan kısım esas şurası. Piyasa ivme grafiği. Bu sıfır bandının altına düştüğünde piyasada düşüş bekleyebiliriz arkadaşlar. Sıfırın üstüne çıktığı zaman da zaten görüyorsunuz yükselişleri. Yeter ki sıfırın üzerine çıksın. O yüzden bu veri sizin günlük olarak çok fazla işinize yarayacaktır. Fiyat tahmin grafiği günlük olarak analiz yapar. Her gün gece 3'te güncellenir. Ertesi günün size tahminlerini yapar. Piyasadaki duruma göre tahminlerini yapar. Burası da günlük olarak sizin çok fazla işinize yarayacağını düşündüğümüz alan. Kripto sosyal analiz sisteminde alış ve satış noktalarını, ki bu başarılı bir sistemdir. Burası %50'nin üstüne çıktığı zaman alım yönlü, %50'nin altına düştüğü zaman da satış yönlü olarak değerlendirebilirsiniz verilerimizi. Burada canlı hasat verileri var. Burada zaten 8 borsanın ortalama olarak burada dakikalık, saatlik, 15 dakikalık, 24 saatlik olarak verilerini buradan görebiliyorsunuz. Yani burada amaç da şu, canlı hasat verilerinde hangi coin'in 24 saat içinde ne kadar toplandığını sizlere sunabilmek. Fiyat oynaklığı ve fiyat oynaklık aralığı, onun da bilgisini vereyim. Fiyat oynaklığı günlük olarak yüzde kaç yükselip kaç düşebileceğini bize ortalama olarak söylüyor, tahmin yapıyor. Fiyat oynaklık aralığı da iki bant arasındaki rakamı bize söylüyor. Buraları değerlendirebilirsiniz. Diğer taraftan portföy takibimiz var bizim oluşturduğumuz. Bunu geliştiriyoruz. Şöyle bir dahaki ekleyeceğimiz, yani yaklaşık olarak bir hafta 10 gün içinde ekleyeceğimiz bir akıllı asistan sistemimiz var. Akıllı asistanımız size burada coin'le alakalı bütün analizleri yaparak size sunacak.
Bunu doküman olarak da alabileceksiniz. Onun için bir hafta 10 günlük bir sürece ihtiyacımız var. Grafikler kısmında zaten piyasayla alakalı HSKİ verilerimizdeki ne varsa onları da buraya ekledik. Bunları da buradan görebilirsiniz. Şirket varlıkları, coin kategorileri, açık faiz oranları vesaire gibi işe yarayabilecek olan verileri çektik. Çünkü eski sürümümüzde bunlar çok fazlaydı. Ciddi veri çekiyorduk. Sizlere sunuyorduk ama tabii biz tıklanmalardan gördüğümüz için gereksiz olanların inandığımız, gereksiz olduğuna inandığımız her şeyi kaldırdık. Faydalı olabilecek olanların hepsini de şu an ekrana yansıtıyoruz. Sizlere veriyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken alanı ben size söyleyeyim. Esas değerlendirmemiz gereken bölümü göstereceğim. Burada fenomenleri şu şekilde takip ediyorsunuz. Birincisi sosyal platform tarafından takip edebilirsiniz. İkincisi ana sayfa kısmından arama yaparak kişinin sayfasına ulaşabilirsiniz. Fenomenlere biz ayrı iki tane statü verdik. Birincisi genel anlamda herkese hitap edilebileceği alan. İkincisi VIP kanal olarak verebileceğimiz alan. VIP kanal dediğimiz zaman kesinlikle kimsenin aklına çok devasa paralar gelmesin. Kesinlikle. Çünkü biz bugüne kadar hep takipçilerini koruyan taraf olduğumuz için bizim bu işten bir gelir beklentimiz, ekstra bir gelir beklentimiz yok. Biz sadece platformumuzun giderlerini karşılayabilmek adına sizden para talep ediyoruz. Onun haricinde bir şey yok. Ki fiyatlarımızı şurada göstereyim hemen. Arada da onu göstermiş olayım size. Sembolik rakamlarımız var. 30 TL'lik bir rakam. Böyle bir fiyat politikası izledik. Ki herkes ulaşabilsin diye. Eski sürümümüz çünkü 14.90 dolardı. Şu an tamamen TL'ye ve kredili sisteme geçtik. Yani 10 TL'de yükleseniz, 100 TL'de yükleseniz her şeye erişebileceksiniz. Kullanmak istediğiniz her şeye erişebileceksiniz. VIP kanal dediğimiz alanımız burası. Burada fenomenlerin kendilerine ait günlük analizleri, hangi analizleri yapmış, ne yapmış, değerlendirmeleri. Bunların hepsini görebileceksiniz. Etkinliklerimiz var, etkinlikler sayfamız var. Etkinlikler sayfasında o fenomenin planladığı bütün etkinliklere anında ulaşabileceksiniz. Canlı yayınlar, işte sesli yayınlar vesaire gibi. Sohbet kanalımız var. Fenomenlerin kendilerine ait oluşturmuş olduğu sohbet kanallarımız var. Burada da fenomenlerimize direkt sorular sorabilirsiniz. Burada ben şimdi platform şu an için bu kadarlık. Çok fazla teferruata girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ben direkt ana konuya gideceğim. Buradaki veriler ne işe yarıyor? Nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bugüne kadar biz paylaştık ama çoğu insanın anlamadığını daha yeni öğrendim. Kusura bakmayın bununla alakalı. Şimdi BTC risk piyasa ritim olarak geçiyor. Piyasa ritmi olarak geçiyor. Bizim günlük analizlerimiz. Burada şöyle bir durum var. Şunu izah edeyim. BTC risk, ETH risk, alt risk, altcoin risk olarak. BTC risk ve bütün coinler için söyleyeyim. ETH ve alt olarak %50'nin üstünde düşüş pozisyonu olarak değerlendirilir. Yani oran ne kadar yüksekse o kadar fazla düşebilme ihtimali vardır. Bu da fake yükselişlerin habercisidir aslında. O yüzden bu düşüş oranlarını dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar sağlıklı çalıştı. Bunun içinde şunu söyleyebilen arkadaşlar olabilir. Şimdi BTC risk %79 ama piyasa yükseldi. İşte BTC 24.000'i gördü diyebilirsiniz. Arkadaşlar bunları günlük bazda değerlendirirseniz bunun faydasını göreceksiniz. Risk oranları çünkü ne kadar yükselirse kademelerin ve tahtanın ne kadar boş olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Risk genelde bunları belirtiyor zaten. Bu alanda değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden bu oranlar yüksekse mümkün olduğunca stoplu hareket etmek, kademeli satış emirleri vermek bizim faydamız olacaktır. Transferler alanı zaten günlük transferleri değerlendiriyor. USDT bazlı stabil coinler tarafında eğer transferler çok fazla ise borsalara biz bunu sistem olarak pozitif değerlendiriyoruz. Hacim tarafı bir gün önceki hacimle değerlendirilir. Bir gün önceki hacme göre yükseklik varsa pozitif olarak değerlendiririz. Kademe BTC dediğimiz BTC'nin alım ve satım tahtalarında 8 borsayı kapsayacak şekilde alım ve satım tahtalarında boşluk var mıdır yok mudur bunu değerlendirir. Yani şöyle söyleyeyim, BTC olası bir düşüşte hızlı mı düşer yavaş mı düşer? Eğer burası pozitif ise şu alandan bahsediyorum. Burası eğer pozitif ise kademenin sert olduğunu çıkartmamız gerekiyor. Yani düşüşün daha yavaş olabileceğini düşünebiliriz. Ancak bu veriler dediğim gibi saat başı güncelleniyor. Piyasa ritmi tarafı her saat başı otomatik olarak sistem analiz eder ve günceller.
Kademe BTC negatif ise düşüşün daha sert olacağını değerlendirebiliriz. Kademe alt daha tehlikeli bir durumda. Çünkü BTC'nin düşüşünde altcoin'lerde de eğer kademe boşluğu varsa düşüş altcoin'lerde çok fazla derinleşiyor. O yüzden bu veriler de önemli. Saat başı takip etmenizi tavsiye ediyorum bunları. Çünkü dediğim gibi her saat güncelleniyor ve piyasanın durumuna göre güncelleniyor. 8 borsadan çekilen verilere göre güncelleniyor. O yüzden bu iki veriyi mutlaka takip edin. Benzerlik tarafı zaten bizim eski platformumuzda olan bir şeydi. Biz geçmiş verilerle bugünkü verileri yapay zeka desteğiyle kıyaslayarak bize bugün için negatif mi, pozitif mi, yoksa ortada mı bunun değerlerini veriyor. Bununla alakalı zaten bizim yapay zeka benzerlik tarafında bir çalışmamız var. Sanırım onu da bir ay içinde bitirmiş oluruz. Grafiksel olarak sizlere sunabileceğimiz bir alan oluşturduk. Onu da çok kısa süre içinde sunacağız. Endeks korelasyonu, ABD endekslerine BTC'nin verebileceği tepkileri ortak hareket alanlarını gösteriyor. Şu an %73 bandında mesela. Yani kısmen beraber hareket ediyorlar diyebiliriz. Endekslerden ne kadar koparsa biliyorsunuz, piyasayı bilen arkadaşlar bunu daha iyi anlayacaktır. Endekslerden ne kadar koparsa BTC o kadar özgür hareket eder. O yüzden buradaki korelasyonu çok çok fazla önemlidir. Volatilite zaten bizim kemik noktamız, kilit noktamız. Bugüne kadar çok ciddi bir başarı oranıyla çalıştı. Bu volatilite ne zaman %80 üzerine çıkmış olsa ve bize bildirim olarak düşmüş olsa piyasada çok sert hareketler görmeye başlıyoruz. Ciddi hareketler görmeye başlıyoruz. Volatiliteyi nasıl kıyaslayacağız? Önemli olan taraf bu. Şimdi ben Twitter'da bunları paylaşıyorum ama çoğu kişinin burada şöyle bir sıkıntısı var. Diyor ki tamam volatilite %80-85 üzeri geldi ama yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek? Orada da şu devreye giriyor. Long short ihtimal verisi devreye giriyor. Bu kesinlikle şaşmayan bir veri. Hangi taraf çok ise o tarafa doğru piyasanın kısa süreli evrilmesi var arkadaşlar. Kesin ve net olarak çalışır. Bunu da çok fazla iddialıyım, onu söyleyeyim. Ani bir yükseliş geldiğinde bile size düşüşü kesin net olarak ifade eder. O yüzden bu veri de bizim için çok fazla önemli bir veri. Bugüne kadar hiç şaşkınlığını görmedik açıkçası long short verilerinin. O yüzden değerlendirebilirsiniz bunu da. BTC dominansı zaten biliyorsunuz, anlatmana gerek yok. Trend bilgisi tarafında şöyle bir şey, bu da güncellemede. Piyasanın trendini aslında söylüyor bize, alış yönlü, satış yönlü diye. Şu an %75 bandı alış yönlü gözüküyor ama tabii ki bu veriler değişiyor. O yüzden bu tarafta da bir güncelleme tarafındayız biz. BTC long short oranları zaten yine 8 vadeli borsadan alınan veriler. Ortalama olarak şu anki durum bize bildiriyor. Bu verilerde 15 dakikada bir güncellenir arkadaşlar. Long short oranlarını zaten şu sol tarafta görebilirsiniz. Hangi borsada ne var vadeli tarafında. Bunların hepsini görebilirsiniz. Kripto analiz sistemi günlük olarak değişir. Her gece saat 3'te güncellenir ve günde 4-5 sefer yükselebilecek olan coinleri size sunar. Şu an Porto, Poly, Kokos tarafında mesela yükseliş bekliyor bizim yapay zeka sistemimiz. Front, Nulls ve Eur tarafında da düşüş bekliyor. Eur gerçi stabil coin olması lazım. Buraya niye düşmüş bilmiyorum. Tekrar inceleriz onu. Buradaki oranlar da önemli. %90 üzerini kesinlikle başarı olarak değerlendirebiliriz. Biz son bir haftadır sanırım Discord ve Twitter tarafında, Telegram kanalında bu verileri paylaşıyoruz. Herhalde burada yükselmeyen coin'imiz olmadı diyebilirim gönül rahatlığıyla. Buradaki veriler de bu işe yarıyor. Gün içinde alıp gün içinde satabilirsiniz bu verileri takip ederek. Zaten coin'in üstüne bastığınız zaman otomatik olarak size bütün verilerini verecek ve yapay zeka desteğiyle nerelere gelip nerelerden düşebileceğini söyleyecektir. O yüzden bunu da çok rahat değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Faydanız olacak bir sistem olduğunu düşünüyorum. Platformumuzun içinde çok çok fazla şey var, özellik var. Bir de benim kendi profilim, sadece benim profilime ait olan bir veri var. Zaten biliyorsunuz beni takip edenlerin %90'ı benim botlarla alakalı kafayı bozduğumu bilir. Ben bot tespiti ile başladım piyasaya. Onunla da devam ediyorum. Bunlarla alakalı çok fazla çalışmam oldu. Bot verileri bizim için önemlidir. Şu an bot piyasada pasif olarak gözükse de
geldiği zaman, aktif olduğu zaman burada bot olan coinleri de zaten göreceksiniz. Olası düşüş senaryosu ve olası yükseliş senaryosu bizim için bu da önemli bir verilerden. Olası düşüş senaryosu şudur. BTC'nin %1 düşüşüne altcoinlerin verebileceği yüzdelik tepkidir. Yani şu an BTC %1 düştüğü zaman altcoinlerde %2.94 oranında fazladan düşüş gözlemleriz. Bu da kademelerin bize ciddi anlamda boş olduğunu anlatır. Altcoinlerin kademelerinde ciddi bir sıkıntı olduğunu anlatır. O yüzden bu veriler de önemli. Olası yükseliş senaryosunda da %1.54'lük bir artış söz konusu. Bu da ne demek? %1 BTC artışına %1.54 altcoinlerin tepki vermesi demek. Yükseliş tepkisi vermesi demek. O yüzden dediğim gibi bu iki veri önemli. Hacimler kısmı zaten altcoinlerle BTC hacmini otomatik olarak endeksliyor. Negatif veya pozitif. Hacimler çok çok fazla şu an için elzem piyasanın şu anki durumu için çok önemli bir veri olarak gözükmüyor. Çünkü hacimsiz olarak çok fazla yükseliş oldu. Hacimsiz olarak çok fazla düşüş oldu. O yüzden bu veri daha çok boğa döneminde veya ayı döneminde, tam ayı ve tam boğa döneminde bizim işimize yarayacak bir sistem. O yüzden onu da öyle değerlendirirsiniz. Balina mal toplama, borsa balina bot oranları. Bu veriyle bizim kendi yapay zeka sistemiyle çeşitli yerlerden çektiğimiz veriler sonrasında oluşturduğumuz bir veri. Gün içinde en çok toplanan coinler, ki gece 3'ten sonra bunlar güncellenir. En çok toplanan coinler. Hepsini buradan görebilirsiniz. Ve güzel tarafı şu, bu veriler de artık %90 oranında çalışıyor. Biz bu verileri paylaşmaya başladığımız günden beri bu listede olan coinlerin hepsinde %5 ila %30-35 arasında bir artış gözlemledik. Tabi bunun için çok fazla iddialı olmaya gerek yok. Çünkü coin'in balinası malı topluyorsa veya birileri malı topluyorsa anında yükselmeyebilir. Sonradan da yükseliyor. Yani biz bunun için maksimum kendi içimizde planladığımız süreç 1 veya 2 gün olarak bir süreç belirledik. O 1-2 günlük süreç içinde bu coinlerde kesin ve net olarak yükseliş görüyoruz. İstisnalar kesinlikle olabilir. O yüzden onu da o şekilde değerlendirmek gerekiyor. Borsa balina bot oranları tarafına geçelim. Şimdi biz biliyorsunuz bot sistemimiz var. Bizim iki ayrı bot sistemimiz var. Birincisi tahtalar üzerinde oluşan botlar. İkincisi borsanın genelinde oluşan botlar. Bizim botlar geldi gitti dediğimiz alan borsaların tahta verilerine göre değerlendirdiğimiz, yani genel tahta verilerine göre değerlendirdiğimiz alandır. Yani uzun emirler, kısa emirler tarafında botların olup olmadığını biz o şekilde tespit ederiz. Bir de kısa trade botları vardır içeride. Sizi alıma zorlayan veya satışa zorlayan botlar vardır ki çoğunuzun başına gelmiştir. Siz bir emir vermeye kalkarsınız, sizin üstünüze milisaniyede birisi emir verir. Alış yapacaksınızdır, fiyat yükselir. Satış yapacaksınızdır, fiyat düşer gibi böyle bir iki kademe bot var. Bu burada bahsettiğimiz veri ikinci bot kısmı. Şimdi Binance borsası üzerinden gidersek örnek veriyorum. Tahtalarda %74.18 oranında bot tespit edilmiş. Şu an otomatik olarak tespit ediyor bunları sistemler. %74 çok ciddi bir rakam, çok yüksek bir rakam. Bu da ne demek? İçeride yaklaşık %26'ya yakın organik alım olduğu, geri kalan tarafın da borsa tarafından alım satım yapıldığıdır. Tabii bununla alakalı borsalar yarın bir gün bize şey diyecektir, ya kardeşim böyle saçmalık mı olur diyecektir. Yalnız bizim sistemlerimiz bu şekilde çalışıyor ve biz bunları analiz edebiliyoruz. Daha önce nasıl yaptıysak bugünden sonra da bu şekilde devam edeceğiz analiz etmeye. Bazen burada bot yerine balinalar çıkıyor. Orada da balinaların yükle alım yaptığını tespit edebiliyoruz. Bazen de organik olarak çıkıyor ve bu da organik yatırımcıların, yani sizin bizim gibi insanların alım yaptığını gösteriyor. O yüzden buradaki veriler de aslında önemli, çünkü ne kadar çok fazla bot verisi varsa içeride, özellikle büyük borsalardan bahsediyorum, piyasayı fake olarak yükselttiklerini görebiliyoruz. Fake yükselen piyasada çok fazla hızlı düşer arkadaşlar. Bunu da unutmayın. O yüzden bu veriler de sizin için önemli olacaktır. Şu an için aslında söyleyeceğim başka bir şey yok. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Anlamadığınız şeylerde lütfen videonun altına sorularınızı yazın. Hepsini tek tek cevaplayacağız. Dediğim gibi 8'e yakın yeni özelliğimiz daha gelecek. Bunları da ekledikten sonra platformumuz zaten dışarıda hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yapay zeka desteğiyle
sizi tanıyan, sizinle beraber hareket eden bir platform haline gelecek. İnşallah bunu kısa sürede zaten başaracağız. Copy Trade, vadeli ve spot tarafında zaten çalışmalarımız vardı. Bu arada Kripton borsasıyla partnerliğimiz var. Kripton borsası Türkiye'de en fazla işlem çiftine sahip olan yerel borsamız, yeni açılıyor. O yüzden onlar da bizim partnerimiz. Spot copy trade tarafını Kripton üzerinden zaten yapacağız. Vadeli tarafında da çalışmakta olduğumuz yerler var. Düzenlediğimiz şeyler var. Onlar da bittikten sonra zaten aktif hale getireceğiz. Platformla alakalı benim şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi sorularınızı sorarsanız hepsine tek tek cevap veririm arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize.